aile sordum yerine. Gıkım bile çıkamaz. Demek kaçacağını zannettin ha? Sana son kez soruyorum. Söyle Allah'ın cezası vasiyet nerede? Nerede? Öyleyse gebereceksin. Allah kahretsin. Aa, senin ne işin var burada efendi? Buradan çıkamayacaksın. Dışarıda olacağım. Şerefsiz hırz düşmanı. Sana zorla bir şey mi yapıyordu kızım? Sanki. Nerede? Geldi mi? Sedye'deydi. Bu asansöre soktular onu. Ne saçmalıyorsun abla? Evet, ne işi var eniştemin Sedye'de? Bir hayal görmen eksikti. Bir an Erol'u gördüm sanki İzzet. Ay ne güzel olur bir görebilsen Erol'u. Ama oydu. Ben gidip bakacağım. Ne diyor bu ya? Evladım sen iki canlısın. Gel buyur otur. Sağ ol. Sağ ol. Sen de sağ ol. Ne oldu abla? O muymuş? Bilmiyorum. Benzettim galiba. Aman Allah'ım. Eniştem. Yavaş lütfen, yavaş lütfen. Erol ne oldu sana? Ne oldu? Bir kaza mı? Siz yakın değil misiniz? Haberiniz yok mu? Niçin gelmiştiniz? Biz annem için gelmiştik. Aman Allah'ım. Enişte. Kocaman oldu. Adli bir olay. Vurulmuş. Ne? Nuriye. Kim? Yaptı bunu sana. Kim? O. O. Ben mi? İlhan. İlhan? İlhan abim. Her şey. Lütfen sakin olun. Hastayı sarsmayın. Abla. Lütfen. Abla kendine gel. Bacanak. Allah'ım inanamıyorum. Bacanak nasıl oldu olay? Nasıl yaptın? Lütfen siz de çıkar gel mısınız? Benim bacanak. Lütfen. Durumu nasıl yaralının? Anlıyorum. Tamam. Ne olmuş komutan? Erol Bey'i yaralı olarak hastaneye getirmişler. Durumu ciddiymiş. Ya Berivan? Endişelenmeyin. Erol Bey'i hastaneye getiren Berivan Hanım'mış.
Berivan. Sabit ve seyyar ekipleri. Ne olacak şimdi? Alacaklar yarın öbür gün akbaba gibi konmaya başlayacaklar kapımıza. Ya ne olacak o zaman söylesenize. Miras da bir işe yaramayacak. Bakın her şeyin alacaklılar uyanmadan mutlaka satılması lazım. Ama yarın sabah kesin gazetelerdeyiz. Herkes öğrenecek olan biteni. Yani tam manasıyla mahvolduk. Bittik. İzzet kes artık. Biz ne haldeyiz, sen nelerin hesabını yapıyorsun? Annemle eniştem ölümle pençeleşiyor. Sen, nefret ediyorum senden, biliyor musun? Anlaşılan bu gece buradayız. Ben gideyim üstümüze bir şeyler getireyim bari. İyi ama bize yaralıyı Berivan Hanım'ın getirdiği söylendi. Evet öyle ama kendisi şu an hastanede yok, bulamadık. Nerede bu kadın? Yine mi ya? Yine mi ya? Allah'ım kafayı yiyeceğim ha. Yo, ben gelmişken şu psikiyatri bölümüne yatayım vallahi. Gerçekten buna ihtiyacım var. Yeter artık ya. Şakanın sırası değil Reşit. Şaka falan yapmıyorum ya. Allah'ım ya Rabbim. Bakın İzzet Bey geliyor. Yaralının akrabası. Bir de ona sorun istersiniz. Bir dakika. Berivan nerede? Berivan nerede biliyor musun? Ne Berivan'ı ya? Ne bileyim ben? Katili o getirmedi mi buraya? Öyle söyledi jandarma bize. Ne dedin sen? Bilmiyorum ben. Hiçbir şey bilmiyorum. Ne oldu kızım, iyi misin? Yok bir şey. Şurada ineyim ben. Şöyle sağ tarafta, tamam mı? Hayrola? Merhaba İzzet Bey. Merhaba. Pek sık gelmeye başladım bu son günlerde bakıyorum. Hayriye Hanım'ı görecektim. Önemli bir şey getirdim. Emaneti var. Tamam, ben veririm kendisine. Bana ver annesi. Mümkünse ben kendisine vereyim İzzet Bey. Ben veririm. Kendisi hasta biraz. O sizi arar, ver bana. Kendisine teslim etmem lazım. Ya tamam, ver, ben veririm. Allah Allah. İzzet Bey. Hayriyan nasıl? İyi iyi, bırak şimdi. Kızlara birkaç parça eşya lazım. Hazırlayıver. Biraz sonra çıkacağım. Tamam İzzet Bey. Bakalım emlakçının sevgili kayınvalideme verdiği emanet neymiş? Oh, paralar. Şans yüzüne gülüyor İzzet. İşte sen onları ararken paralar geldi, seni buldu. Oh.
Annem nasıl doktor? Annenizin durumu çok ciddi. Bu olmamalıydı. Ben Hayriye Hanım'ı sinirlenmemesi konusunda çok uyarmıştım. Yazık. Sanırım mucizeye ihtiyaç var. Çok üzgünüm. Hadi siz eve gidin. Belki eve gelir. Buraya gelirse ben sizi ararım. Tamam abi. Gibi ya. Bir şeyler olmuş bu evde. Birileri boğuşmuş sanki. Bence birisi bu evde bir şeyler aramış. Başkanın cinayetini İlhan ve Erol birlikte planlamışlardı. Kendi gözlerimle gördüm. Diyemedim. Başkanı vuran Erol'du. Ama onu da İlhan vurdu. Onu da gözümle gördüm. Ben zor kurtuldum. Bir de vasiyet için tartıştılar. Anlaşılan Bekir yok etmiş vasiyeti. Hiç işlerine gelmiyordu vasiyette yazanlar. O hiç göründüğü gibi biri değil. Sinsi, korkunç biri. Nasıl güvenmişim ona? İlçeye giriş çıkışlar kontrol edilsin. İlhan Kahraman görüldüğü yerde tutuklanacak. Emredersiniz komutanım. İlhan Kahraman büyük ihtimalle bu zamana kadar kaçmıştır. Her şeyi planlayan, her şeyi başlatan İlhan'dı. Siz hiçbir şeyin farkında değildiniz. Ama batağa saplanmıştık. Borç içindeydik. Baban istediğimiz parayı bize vermedi. İstediğimiz parayı vermedi. Vermedi. İkimizi de odasından kovdu. Ben Avrupa'da falan değildim. Bir süre İstanbul'da kaldım. Sus. Sus, ne olur daha fazla konuşma. Duymak istemiyorum. Sonra o vasiyet çıktı ortaya. Yine alamıyorduk istediğimiz parayı. İlhan, o zavallı avukatı da kaldırdı ortadan. Sus, ne olur sus artık. Yalvarırım, sus. Benim için üzülme. Değmez buna. İnan değmez. Bunların hepsi İlhan abim yüzünden. Hayır. Babanı vuran benim. Ama İlhan demiştin. Hayır. Hayır, sana asla inanmıyorum. Nasılsa öğrenecektin. İşte geldiler.
Allah'ım, paralar, paralar. Oğlum İzzet, eğer burada kalırsan bu parayı da bulamazsın sonra. En iyisi buradan bir an önce düğmek. Aynen buradan İzzet gider abi. Ne haliniz varsa görün. Hepiniz birbirinizi vurun. Bana ne lan? Ne işin var burada senin? Hayrola, nereye böyle kayınço? Hastaneye. Bu paralar ne peki? Bunlar benim paralarım. Bana yalan söyleme! Senin donun bile yok. O da Nedret'e ait. Küçük konağın paralarını alıp kaçıyordun değil mi? Şimdi jandarma çağıracağım. Katil herif. Bakalım o zaman da böyle konuşabilecek misin? Bırak onu. Sana dokunmayacağım. Sadece parayı istiyorum. Alo? Ne? Annen. Ölmüş. Biraz önce. Ölmüş? Ölmüş. Olabilirsin Berivan. Artık güvenliktesin. Ben varım şu an. Kimse sana bir şey yapamaz. Her şeyi anlattın zaten. Onu yakalarlar. O eve geri dönmek istemiyor. İstersen Reşit'in evine gideriz. Orada bizi kimse bulamaz. Sen ne demek istiyorsun Kudret'e? Hayır, yanlış anladım Berivan. Ama sen dedin oraya gitmek istemiyorum diye. Bence en doğrusu Bekirlerin yanında olman aslında. Bence de Kudret'e. Para. Allah kahretsin, parayı almış aşağılık herif. Birazdan. Berivan, senden özür dilemek istiyorum. Bütün söylediklerim için beni affet. Sinirlenince bazen kendimi kaybediyorum ve... Bir daha ben dahil kimsenin namusuna laf etme Kudret'e. Bir şey bilsen bile etme. Çünkü bu sana düşmez. Sana yakışmaz. Hiç kimseye yakışmaz. Bir daha asla hiçbir şeye karışmayacağım. Sen gel demeden buraya gelmeyeceğim bile. Ama lütfen bir süre burada kal.
nerede olduğunu bileyim. Çünkü ne zaman ortadan kaybolsan başına bir sürü bela geliyor. Kapıda bir iki jandarma olacak. Dışarı çıkmadığın sürece burada güvende olursun. Tamam mı? Lütfen Berivan. Bunu düşünmem lazım Kudret Ağa. Burada kalmak istediğimden emin değilim. En doğrusu burada kalmanız. Ama bunu sonra konuşuruz. Hadi biz gidelim Reşit. Siz de dinlenin. Korkunç bir gün geçirdiniz. İyi geceler. Güle güle. Güle güle. En güzeli kalmak vallahi. Hem bu ev artık Kudret Ağa'nın. Kimse bizi atamaz. Fırsatını bulur bulmaz gidiyoruz buradan. Ne? Ne diyorsun sen Berivan Hanım? Kendimize bir yer ayarlarız. O kadar arazi, mal, mülk var Mardin'de. Burada kalalım Berivan Hanım. Başımıza gelmeyen kalmadı. Kurbanın olayım hanımım ya. Yorulduk artık. Siz ne çabuk ağız değiştiriyorsunuz? Daha geçen gün gidelim demiyor muydunuz? Vallahi siz isterseniz gelmeyin. Ben gidiyorum. Daha fazla kalamam ben bu uğursuz yerde. Ruhumu karartıyor burası. Ben de biliyorum buranın güzel bir yer olduğunu. Ama her çalının, her taşın arkasında bir sır. Bir uğursuzluk saklı gibi geliyor bana. Duramam burada. Hem Kudret Ağa'nın kara bulut gibi üstüme düşen gölgesinden yıldım artık. Kendi yolumu bulmak istiyorum. Siz bilirsiniz. İster gelin ister gelmeyin. Ama ben gideceğim. Sizle bir davam yok. Siz benim canımsınız. Ama anlayın artık beni. Taş olsa dayanmaz yaşadıklarıma. Hem Kudret Ağa... Neyse. Şu vasiyeti çıkarsana sen nereye koyduysan. Gitmeden önce jandarmaya teslim ederiz. Yok. Buraya saklamıştım. Yok mu? Eve geldiğimizde her yer darmadağınıktı. Kim almış ola ki? Bir zamanlar çok zengindim ben. Ama kördüm, aptaldım. Birini çok sevmek aptallıktır. İlhan hem karımı, hem paramı, hem kızımı aldı benden. Beni işe yaramaz bir eşya, bir çöp gibi sokağa attı. Ama artık kartlar döndü. Şimdi aslar bende. İşte burada, işte bu, bu. Yarın gideceğim. Verin kızımı diyeceğim. Verin paraları diyeceğim. Bitecek artık kabus, bitecek. Bunu kendimi öldürmek için saklamıştım. Ama kızımı vermezlerse onları öldüreceğim bununla. Mardin'den gelecek parayla bir yer alırız kendimize. Yeni bir iş. Yepyeni bir yaşam kurarız. Her şeyden uzakta oluruz. Siz de çocukları getirirsiniz artık. Kimse nerede olduğumuzu bilmez. Bu iş bu kadar zor mu? Yeter ki biz isteyelim. Zor Berivan Hanım. Ne iş yapacağız biz? Neden anlıyoruz ki topraktan başka? Ben düşünmeden konuşmuşum. Ama gerçekler çok başka. İyi ya. Biz de toprak alırız kendimize. Ne yapacaksın toprağı? Hıyar mı ekeceksin? Kolaydı sanki. İyi canım iyi. Ben karışmıyorum. İyi olur. Durun canım. Kavga etmeyin. Bekir. Sen şu Mardin'deki avukatı aradın mı? Hani... Satış falan için. Ben avukatı çoktan aradım. Ben size dönerim dedim. Ne aradığı var ne sorduğu. Bir daha ararız o zaman. Arayalım. Nuriye Hanım sonunda uyudu. Tekrar başını sağ olsun Nedret Hanım. Nedir bu başımıza gelenler? Neler oluyor bu aileye böyle? Sağ ol Semire. Ama ne olursun bunları sonra konuşuruz. Şimdi lütfen yalnız bırak beni. Senin bu abin var ya, insan filan değil bu. Bir iblis. Hadi her şeyi anladık. Ya insan hiç ölü annesinin mücevherlerini çalıp gider mi be? Onu suçüstü yakaladığım zaman halini görmen lazımdı. Öyle arsızdı ki.
Aa, lanet olsun. Hiçbir şey yapamadım. Kafama neyle vurdu onu bile göremedim. Herif insan değil, tam bir eşkıya. Gafil avlandım tabii. Ya da oldukça sağlam bir kafan varmış. Bana bak, benimle böyle konuşma. Ben artık bu evin reisiyim. Sizi bu berbat durumdan kim kurtaracak zannediyorsunuz ha? Allah, babaannem ne zaman gelecek? Gelmeyecek, anladın mı? Gelmeyecek. Öldü o. Ayrıca o senin babaannen falan değil. Sen bu aile için küçük, sefil bir lekesin. Sen de bu evden gideceksin. Defolup gideceksin. Nedet, sen ne yaptığını sanıyorsun? Keser misin artık? O bir çocuk. Bu olup biten iğrençlikte onun ne suçu var Allah aşkına? Semire, yarından sonra bu kızı evde görmek istemiyorum. Nereye götürürsen götür. Ya sakin olsana biraz. Yarın konuşur hallederiz her şeyi. Kendi çekti gitti. Ne olduğu bile belirsiz kızını da bize bıraktı. Yok öyle şey. O katilin çocuğuna dadılık filan edemem ben. Bizim öyle bir abimiz yok artık. O da öldü annemle babamla birlikte. Ama dilerim aynı yere gitmez. Cehenneme gider. Merhaba Mervan Hanım. Fulya. Fulyacığım. Hoş geldin. Babaannem öldü biliyor musun? Bir daha hiç gelmeyecek. Babam da öyle. Beni bırakıp kaçtı. Çok üzüldüm. Senden başka kimsem kalmadı Mervan abla. Ne oldu? Niye böyle konuşuyorsun ki? Hayriyan mı kaybettim? Üstüne de bu zavallı yavruyu evden attılar. Ne yapacağımı bilemedim. Sizden başka da kimse aklıma gelmedi. Galiba siz de gidiyorsunuz. Yok. Bir yere gitmiyor. Merak etme sen. Başınız sağ olsun. Korkunç bir durum. Şey, kasabada konuşulanlar doğru mu? İlhan mı yapmış her şeyi? Ne oldu? Çok mu şaşırdın buna? İlhan'dan hiç beklemiyordun böyle bir şey herhalde. Seni planlarına ortak etmedi sanırım. Benim bu işle ne ilgim olabilir ki zaten? Bütün uğursuzluk o kadında bence. Berivan mıdır nedir? Çok borç varmış ha? Şimdi ne yapacaksınız? Belki oturduğunuz ev bile satılacak. Biz bir yolunu buluruz da asıl sen ne yapacaksın? Artık parayı olacak bir ilhan da olmadığına göre artık başka bir yağlı kapı arayacaksın kendine. Sen canını sıkma. Bulacağımdan emin olabilirsin. İyi günler. Pislik ya. Tam pislik. Başınız sağ olsun. Allah sabır versin. Cümlemize. Belki sırası değil ama size önemli bir şey sormak istiyorum. Evet, sırası değil ama yine de buyurun. Fulya'yı soracaktım. Sabah Semira Hanım bana getirdi de ne olacak durumu diye soracaktım. Şimdi Fulya'nın durumu... Semira size söylemedi mi? Başkalarının çocuklarıyla ilgilenmiyoruz. Anlıyorum. Rahatsız ettim. Tekrar başınız sağ olsun.
Efendim. Bir saniye. Abi telefon sana. Alev Hanım arıyor. Seninle acil görüşmek istiyormuş. Ne istiyor benden bu kadın Reşit? Sen daha iyi bilirsin. Evet. Tamam, anladım. Alo. Berivan, merhaba. Kudret Ağa, bir süre daha evinde kalmak için izin istiyorum. İzin de ne demek? Saçmalama Berivan. O ev senin. Fulya için, yanlış anlama. Sokağa atmışlar resmen çocuğu. İyileşene kadar burada olsak daha iyi. Sağ ol. Ne vicdansızlar bunlar ya. Berivan Hanım, çocuğun babasını mı bulsak acaba? O sarhoşu mu? Olmaz. Başka bir yol bulacağız. Ne kadar da yalnız. Emlakçıyla konuştum. Bir an önce satmaya bakacak evi. Bir yolunu uyduracak. Küçük konağı alan Mardinli para babası bir herif var. Bu ne? Makyaj çantası sevgilim. İçindekiler? Sanırım mücevher. Senin bavulunda ne işleri var peki? Bilmem. Biri koymuş olmalı herhalde. Ama bak sevindim bulunduklarına. Abimin çaldığı mücevherlerin sende işi ne? Cevap ver. Ya, sandığın gibi değil. Onları bizim için saklamıştım. Zor durumda kalabiliriz diye. Ya inan bana. Defol buradan. Hemen defol. Yoksa jandarmayı çağıracağım. Gidiyorum. Ama beni çok arayacaksınız. Başkanın şımarık kızları. Bakalım her şey satılınca sıradan insanlar gibi yaşayabilecek misiniz? Merak etme. Ben de sizden nefret ediyorum. Üstelik babanın ölümüne hiç üzülmedim. Bana hep bir hitmişim gibi davranırdı. Ayrıca Fulya'yı kovmanız da iğrençti. İğrenç! Pislik! Pislik! Otur, 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 otur. Berivan abla, bundan sonra ben senin yanında mı kalacağım? Bilmiyorum. Hele sen bir iyileş de bunları ondan sonra konuşuruz. Ama ben hep senin yanında kalmak istiyorum. Onların yanına gitmek istemiyorum. Unut şimdi bunları. İyileşmene bak. Merak etme. Bir daha gitmeyeceksin onların yanına. Neler diyorum ben? Ne var? Ne istiyorsun gene? Kim bu adam Berivan abla? Korkutacaksın çocuğu. Ne istiyorsun söyle. Kızımı. Kızımı istiyorum. Olmaz. Git buradan. Sana veremem onu. Sonra gel. Burada konuşamayız. Kızımı ver. Erkeksen gel daha. Sen benim ne gözü kar olduğumu bilmiyorsun daha. Onu alacağım. Engel olmaya çalışma yoksa seni vururum. Şu haline mi bakacaksın ona? Kendine bakamıyorsun daha. Kokundan burnumun direği kırıldı. Leş gibi şarap kokuyor. İnsan müsveddesi. Vereyim de ondan mı ahvet ha? Git buradan. O yerinde iyi. Biz ona bakarız merak etme. Ben ona sonra söylerim senin geldiğini. Sonra belki konuşursunuz. Fulya için odun kestim Berivan Hanım. Yine mi sen lan? He? Alacağım onu. Alacağım onu. Kızımı benden alamayacaksınız. Alacağım onu. Ne istiyormuş Berivan Hanım? Sonra konuşuruz. Kim onun kızı Berivan abla? Tanımazsın Fulyacığım. En iyisini istiyorum. Evet, iki tane. Kağıtları falan tamam olsun. Ben bakarım. Krallar gibi bakarım hem de. Evet, öyle planlarım var. Ne dedin? Karışık mı orası? Ne? Peki, anlaşıldı. Ben seni ararım. Ne oldu ki abi? Bir terslik falan mı var? Mardin karışıkmış. Bize ne? Berivan arazileri satacak diye bir laf çıkmış. Aşiret kaynıyormuş. Birkaç kere toplanmışlar. Berivan'ı arıyorlar diyor.
Bu hiç iyi bir haber değil. Onlardan gelecek bela bunlara benzemez. Ulan bir boy eksikti ha. Lanet olsun be. Merhaba. Merhaba, buyurun. Umarım rahatsız etmedim. Yok, estağfurullah. Buyurun. Ben çıkayım abi, affedersiniz. Buyurun. Size söylemiştim. Şimdi çok kötü durumdalar. Bir an önce her şeyi satmak zorundalar. İyi bir fiyat verip büyük konağı ve arazileri kapabilirsiniz. Nuriye ve Nedret bu işlerden hiç anlamazlar. İkisi de çok aptaldır. İzzet'e gelince o sadece bir asalak. Hiçbir önemi yok. Hızlı düşünün. İleride buraları çok değerli olacak. Peki sizin bundan çıkarınız ne olacak? Öğrenebilir miyim? Bütün çıkarları parayla ölçmeyin lütfen. Başka türlü çıkarlar da vardır. Paralama kendini ablacığım. Olanları değiştiremezsin artık. Satacağız her şeyi. Çekip gideceğiz buralardan. Nereye istersen oraya gideriz. Gider ve unuturuz. Bizi kimse durduramaz. Gider ve unuturuz değil mi? Nedret'i de, Nuriye'yi de unuturuz değil mi? Evet. Abi kızma ama sana bir şey soracağım. Söz veremem. Ya sen birkaç gündür ne konuşup duruyorsun Mardin'le? En iyisinden olsun, iki tane filan. Sen ne getirtiyorsun Mardin'den, silah filan mı? Hayır. Hadi hadi. Sen ne getirtebilirsin ki Mardin'den başka? At. Arap atı. Ne? At mı? Ne atı ya? Ne yapacaksın atı? Binecek misin? Çok iyi olur aslında. Nerede bineceğiz? Hayır. Binmeyeceğiz. O zaman? Ben bakarım. Kim bu saatte ya? Merdana. Hı? Ayrola Merdana. Ne işiniz var burada? Kudret'i rahatsız ettik, kusura kalma. Seni görmeye gelmişiz. Önemli bir mesele için. Buyur Merdana. Buyur. Hoş geldiniz Merdana. Hoş gördüm. Buyurun. Bekir, senin benden gizlediğin bir şey var. Surat asıp duruyorsun. Hindi gibi düşünüp duruyorsun akşama kadar. Yok bir şey hanımım. Yalan söyleme bana. Berivan Hanım, bizim bu arazileri satmamız gerçekten zor. Yani bizim oralarda tapu falan geçmez bilirsiniz. Hem aşiret var her şeyden önce. Sizin anlayacağınız avukat bu işten korkuyor. Neden korkuyormuş avukat? Neden korkacak Berivan Hanım? Canından korkuyor. O satmaya çalıştığı toprağa gömülmekten korkuyor olabilir. Ama ben korkmuyorum Bekir. Onların törelerinden de, kanla yazdıkları kanunlarından da korkmuyorum. Berivan arazileri satmak istiyormuş derler. Ortalık karışmıştır. Bu sadece bir laf. Ben öyle bir şey duymadım. Bunu söyleyen avukat Fergan. Sadece bir laf falan değil Kudret Ağa. Bunun olamayacağını sen benden daha iyi bilirsin. Biz nesillerdir o topraklarda oturuyoruz. Kanla suladık o toprakları. Başka birinin olamaz o topraklar. Her şeyin bir sonu vardır Merdana. Zaman değişiyor. Bizim dedelerimizden önce o topraklarda krallar yaşıyordu. Ama şimdi hepsi öldüler. Buraya tarih dersi dinlemeye gelmedim Kudret Ağa. Berivan'ı bulmaya geldim. Ne yapacaksınız Berivan'ı? Konuşup ikna edeceğiz. Bir kadın arazi falan satamaz. Onun hiçbir hakkı yoktur aşiretin arazileri üstünde. Aşiretin büyükleri onun aşiretten biriyle evlenmesini istiyor. Bir lütuf gösterip onu affedeceğiz. Ferhat'ın hatırı için. Aşiretten biriyle evlenmesini mi istiyorlar dedin? Evet. Yoksa işler değişecektir. Kiminle? Bunu sonra öğreneceksin. Peki bana niye geldiniz? Başka kimse bulamadınız mı? Berivan senin yanında diyorlar. Benim yanımda değil.
Nerede olduğunu da bilmiyorum. Onu kendiniz bulacaksınız. Ben Kudret Çınaroğlu'yum. Senin aşiretinin çöp çatanı değilim. Yanlış geldiniz. Bu iş Mardin'deki avukatla olmayacak. Buradan birini ayarlayacağım. Böyle işleri halleden adamlar var. Gitsin Mardin'e, ne var ne yok tapu dairesinde belgelesin. Sonra buradan satarız hepsini. Bakalım o zaman ne yapacaklar. Aşiretmiş. Ne sanıyorlar bunlar kendilerini? Ben yine de arayayım bir Mardin'i. Belki bir yolunu bulmuştur avukat. Ha şöyle. Umutsuzluğu bırak Allah aşkına Bekir. Göreceksin bak. Her şey düzelecek. Berivan'a dokunan karşısında beni bulur Merdan Ağa. Bu işin başka bir hal yolunu bulun. Sana saygım vardır. Seni karşıma almak istemem ama koca bir aşiret bir kadına çullanırsa işler değişir. Bu işin başka hal yolu yoktur Kudret Ağa. Ya aşiretin seçtiğiyle evlenecek ya da töre ne diyorsa olacak. Allah kahretsin. Efendim. Tamam. Az daha buradayız. Bekleyin. Tamam abi. Biz beladan kaçtıkça bela bizi buluyor. Tek çare Berivan'ın benimle evlenmesi. Benimle, anladın mı? Duyuyor musun Reşit? Abi, ben bir sigara almaya çıkıyorum. Tamam, çabuk dön. Evet, evet. Evlenecek bu sefer. Başka çaresi yok ki. Beklettiğim için kusura bakma Mertan Ağa. Sorun değil. Söyle bakalım neymiş bu önemli mesele? Mertan Ağa, bu meselelerden artık bıktım. Mardin benim için çoktan bitti. Eğer bana bir konuda söz verirsen sana kadının yerini söylerim. Berivan'ın nerede olduğunu biliyorum. Sen akıllı bir çocuksun Reşit. Söyle bakalım ne sözü istersin? Bak, kadına zarar vermeyeceksiniz ama tek şartım bu. Bizi dinlerse hiçbir zarar görmeyecek. Söz. Al, kadın burada. Bunu unutmayacağım Reşit. Bak, hiçbir şey istemiyorum sizden. Yalnız sakın abimi bir savaşın içine çekmeyin, sakın. Fulya bacı, Fulya bacı, unun var mı? Var var. Yoğurdun var mı? Var var. Ne duruyorsun? Ne yapayım? Ne yapayım? Hamur da sana. Hemen hamur da sana. Bak, şimdi sen de kurabiyeye benzedin. Vallahi böylesini ilk defa yapıyorum. Canını seven yemesin bundan ha. Bak, bunları şekil şekil yapalım, öyle atalım fırına, tamam, tamam mı? Nasıl yani? Mesela birini Bekir gibi yapalım. Ana, vallahi taş gibi olur o zaman. Öbürünü de Kudret Ağa gibi yapalım. Fırını sonuna kadar açalım, atalım içine. Bekir, hadi ara artık şu Mardin'i ya. Tamam, akşam ararız. Hı. Kim geldi Bekir? Allah kahretsin. Sana kim geldi dedim? Merdan Ağa. Ne işiniz var sizin burada? Korkma, konuşmaya geldik. Niye aradınız ki beni?
Sen çağırmadan gelmem dedin Berivan'a. Ama bu durum başka. Şimdi gitmeliyiz. Orada güvende olmayabilirler artık. Bu Merdan denen canavara güven olmaz. Hadi acele et biraz, hadi. Ya abi, bak bence gitmeyelim ya. Ya niye ortalığı karıştırıyorsun ki şimdi? Nereden bulacaklar Berivan'ı? Mardin mi burası? Kafalarında puşilerle uzaylı gibi geziyorlar etrafta. Çekip giderler bir süre sonra. Şansa bırakamayız. Hadi yürü, gidiyoruz. Ben gelmesem olmaz mı? Hadi yürü, yürü. Buyur. İstemez. Biz misafirliğe gelmedik Goncaoğlu. Halletmemiz gereken bir meselemiz var. Benim sizle bir meselem yok ki. Buna biz karar veririz. Siz çıkın. Gel Fulya bacı, gel. Ay. Kim bu adamlar? Zeymit mi onlar? Ses etme. Şimdiye kadar pek çok kusur işledim. Rahmetli Ferhat'ın acayip halleri sende de var. Ama seni affettik. Peşine düşmedik. Toprak satmak törede yoktur. Bu kabul edilemez. Bu senin haddinden çok fazlası. Benim haddimin ne olduğuna sen mi karar veriyorsun Merdan'a? Ben senin kızın değilim. Maraban hiç değil. Dilin çok uzun. Buralarda töreyi de saygıyı da unutmuşsun. Ama tekrar öğreteceğiz sana. Artık yolun sonuna geldin. Bugüne kadar başıboş gezmenle çok zarar verdin aileye. Artık sabırlar tükendi. Ya aşiretin dediği olacak ya da öleceksin. Kararı sen ver. Neymiş aşiretin kararı? Evleneceksin. Aşiretin seçtiği biriyle evleneceksin. Evlenecek miyim? Kimmiş o? Getirin onu. Baş üstüne. Thank you.